Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, bölgenin en çok izlenen otomobil kanalı Kamertürk'ten hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Konu başlığımızdan da anlaşılacağı üzere yeni HR-V modelimizin kullanma kılavuzu videosunu sizler için planladık. Hem satın alan hem de satın almayı planlayan takipçilerimiz için, Honda severler için araçları şimdiden hayırlı olsun diyelim. Bu videolarımız hatırlanacağı üzere 3 tane videomuz vardı bu videomuzdan önce. Bu da dördüncüsü şeklinde. İlk videomuz bir önceki Civic Sedan kullanma kılavuzu, akabinde City kullanma kılavuzu, yeni kasa Civic kullanma kılavuzu. Bunu yakın geçmişte çekmiştik. Kanalımızda yer alıyor. Ve dördüncüsünü planladığımızda yeni HR-V versiyonumuz oldu. Çünkü HR-V versiyonumuzu biraz özel tutuyoruz. Çünkü çıktığı günden bugüne aracımız ciddi bir talep gördü. Merakla beklenen videolarımızdan biri diyebiliriz. Hem satın alan hem de dediğimiz gibi satın almayı planlayanlar için kılavuz olacak bir video. Aracımızın hemen tanıtımına isterseniz başlayalım. Aracımızda HR-V modelimize öncelikle teknik bilgi vermek istiyorum. Aracımız 1.5 benzin artı elektrikli, yani tam hibrit teknolojisine sahip bir versiyonumuz. Başka bir motor seçeneği bulunmamakta. Ancak aracımızda iki paket versiyonu bulunuyor. Şu an yanında bulunmuş olduğumuz aracımız HR-V modelimizin üst paketi olan Steel paket veya diğer adıyla Style paket olarak da telaffuz ediliyor. Bir alt versiyonu da Advanced paketti. Arasındaki farklılıklardan da bahsedeceğim. Aracımızın özelliklerinden bahsederken alt pakette üst paketteki farklılıklardan sizlere bahsedeceğim. Ama teknik noktada çok bir farklılık yok aslında. O yüzden kafanızı karıştırmadan sizlere bunları aktarıyor olacağım. Öncelikle aracımızın her zaman olduğu gibi öncelikle kumanda sisteminden sizlere bahsetmek istiyorum. Aracımızda 2 adet kumandamız bulunuyor. Şu an şöyle yakından da gösterelim. Kumandamız bu şekilde. Gayet ergonomik ve sevimli bir tasarıma sahip. Kullanımı gayet güzel bir kumanda şekli. 2 adet bulunuyor bu kumandadan. İkisi de orijinaldir. 7 birbirinden farklı değil. Herhangi birini yedek olarak kullanabilirsiniz. Yani aracımızda iki pakette de standart sunulan anahtarsız giriş çıkış sistemi ve anahtarsız çalıştırma özelliği bulunuyor. Öncelikle kapılarımızı kilitleyelim. Anahtarsız giriş çıkış sistemi nasıl çalışıyordu? Bu versiyonumuzda yine bahsedeceğiz. Kumanda cebimizde veya çantamızda olması yeterli. Elimizi kapı koluna soktuğumuzda şu şekilde kapılarımız otomatik açılıyor. Uyarı lambalarıyla beraber yan aynalarımız da otomatik olarak açılıyor. Kapımızı bu şekilde açıp kapattıktan sonra aracı terk edeceğimiz zaman hemen kapı üzerinde şurada bir sürüntü tuşumuz var. Ona şöyle bastığımızda yarım saniyeden az bir süre kapılar otomatik olarak kapanıyor ve aynalarımız otomatik olarak katlanıyor şeklinde. Anahtarsız giriş çıkış sistemini bu şekilde kullanabiliyoruz. Ek olarak burada yine bir özelliğimizden bahsetmek istiyorum. Aracımızda olası bir kumandanın pilin bitmesi durumunda, ki bitmeden önce ekranında aracımız dijital gösterge ekranında uyarı veriyor. Kumanda piliniz bitmek üzere şeklinde. Bu uyarıyı dikkate almayıp pili değiştirmediğinizi düşünerek aracın yanına geldiğinizde kumandanızın pili bitmiş olabilir. Merkezi kilit sistemi ve anahtarsız giriş çıkış sistemi çalışmayacaktır kumanda pili bittiğinde. Bu noktada dışarıda mı kaldık? Hayır. Alternatif olarak bir kapı kilidimizde bulunduğu üzere bir anahtar girişimiz yer alıyor. Peki anahtarımız nerede? Onu da hemen şöyle gösterelim. Hemen bakın şurada kumanda üzerinde bir klips tuşumuz var. Şuraya basarak içerisinde anahtarımızı çıkartıyoruz. Olası bir dediğimiz gibi pilin bitmesi durumunda hemen kapımızı manuel olarak bu şekilde açabileceğiniz bir alternatif sunulmuş. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Onun dışında tabii ki merkezi kilidimizi kumandadan da kapıları kilitleyip açabilirsiniz. Aracımızda hemen bagaj kısmına geçelim. Bagaj kısmımızda şöyle gösterelim. Bagaj kapağımızda akıllı bagaj sistemi var. Bu iki pakette de yine standart sunulan bir özelliğimiz. İsterseniz kumandadan hold tuşuna basılı tuttuğumuzda, isterseniz bagaj kapağındaki tuşumuza bastığınızda bu şekilde elektrik kendinden açılıyor şeklinde. Hemen bagajımızı açmışken de yine özelliğimize devam edeceğiz bu arada. Bagaj kısmından sizlere bahsetmek istiyorum. Aracımızın bagajında şu anda tabii aksesuar ürünü var burada. Bagaj havuzu yer alıyor. Orijinalinde bulunmayan bir özellik bu. Bagaj kısmımızda bizleri neler karşılıyor? Gayet ergonomik, kullanışlı bagajımız var. Aracımız B SUV sınıfındaydı. Bu sınıf araçlara göre gayet kullanışlı bir bagaj hacmi sunuluyor. Aracımızın bagaj içerisinde hemen şöyle alt bölmemizi göstermek istiyorum yakından. Şöyle. Alt kısmımızda ufak bir bölmemiz var burada. Yaklaşık 10 litrelik bir alan burası. Burada şu anda iki yardım çantası ve yangın söndürme tüpü yer alıyor. Farklı amaçlarda kullanabilirsiniz tabii. Bu kapak daha fazla açılmıyor bu noktada. Çünkü diğer tarafta arka koltukların arka tarafında aracımızın
hibrit teknolojisinin diyelim bir bataryası yer alıyor. Burada batarya olduğu için o kısma ulaşamıyoruz. O alan kapalı şeklinde. Aracımızda batarya olduğu için de diyebiliriz ki aslında bununla bağlantılı da değil. Honda artık bütün versiyonlarında neredeyse stepne yani yedek lastik konumlandırmıyor. Bu çoğu markada da bu şekilde artık. Stepne yerine nasıl bir seçenek var? Aracımızda lastik tamir kiti bulunuyor. Hemen yakından gösterelim şu kısımda. Bakın şurada bir bölme var şu kısımda. Bu bölmeyi şöyle açtığımızda bizleri elektrikli hava kompresörü ve ilaç kitimiz karşılıyor. Olası bir lastik patlaması durumunda çivi girmiş olabilir, ufak bir kesik olabilir gibi yarılma durumunda tırnak içerisinde söylüyorum bir işe yaramayacaktır. Ama ufak tefek dediğim gibi çivi girmeleri, patlak durumlarında elektrikli hava kompresörü ve ilaç kitimizi birbirine entegre ederek çakmaklık kablosu var. Çakmaklık girişine takarak araç çalışır vaziyette. Birbirine bağladıktan sonra lastiğimizin hava giriş kanalına yerleştiriyoruz ve elektrikli hava kompresörümüzü çalıştırdığımızda havayla beraber entegre etmiş olduğumuz ilacı lastiğin içerisinde boşaltıyor. Hem lastiğin havası şişiyor hem de içerisine sıktığımız ilaç sayesinde biraz silikonsu ve yapışkan bir malzemedir. Aracın taban kısmına yayılmış oluyor ve patlak olan ne kadar yer varsa hepsini kapatmış oluyorsunuz. Bu süre tabii 5 ila 10 dakika arasındadır. İçerisinde zaten kullanma kılavuzu yer alıyor. Maksimum 10 dakikaya kadar lastiğin havasını şişirebilir. O esnada ilacı tamamen zaten boşaltmış oluyorsunuz. Tekrar yolunuza devam edebilir. Yine yakın bir lastikçiye uğramakta fayda var. Lastiğinizin kontrolünü yapıp tamirini orada da gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumlarda kullanabileceğiniz alternatif bir lastik tamir kitimiz bulunuyor bu bölmede. Onun dışında aracımızın bagaj kısmında gördüğünüz gibi LED aydınlatmalar yer alıyor. Aracımızda pandizot yok görüldüğü üzere. Hani daha kullanışlı olması için düşünülmüş. Bagaj kabağına entegre edilmiş bir gölgelik var burada. Hani bagajı kapattığınızda dışarıdan eşyalarınızın veya özel eşyalarınızın görünmesini istemeyebilirsiniz şeklinde düşünülmüş bir gölgeliğimiz de yer alıyor. Bagaj kısmımız bu şekilde. Onun dışında hemen şunlardan da bahsedeyim. Tabii bakın burada çocuk koltukları için hani düşünülmüş. Buradan bağlantı demirleri var. Hani çocuk koltuğunu daha da sabitlemek istediğinizde öne doğru buradan çocuk koltuğunu sabitleyebileceğiniz iki tane demir kancamız bulunuyor şeklinde. Bagaj kapağında da kapatmak istediğimizde az önce o özelliğimizden bahsediyorduk. Akıllı bagaj kapağı sistemi demiştik. İsterseniz yine kumandadan basılı tuttuğunuzda kapatabilir. İsterseniz şuradaki tuşumuza bastığımızda kapatabilir. Bir de şurada ek olarak bir tuş daha var. Bu ne işe yarıyor? Olası bir araçtan uzaklaşma durumunda bagaj kapağının kendi kendine kapanmasını istiyorsanız hemen bu tuşa basıyorsunuz ve yeşil ışık yanıyor bakın burada. Bunu aktif ettiğinizde araçtan yaklaşık 2 veya 3 metre uzaklaştığınızda şu şekilde bagaj kapağı kendi kapanıyor şeklinde. Onu aktif ettiğinizde ancak bu özellik devreye giriyor. Tekrar bagajımızı açacağım. Şöyle yine basılı tuttuğumuzda bagaj kapağını açabiliyoruz. Bir de aracımızda ayak sensörü de bulunuyor. Yani elleriniz dolu olabilir, kumandaya ulaşamıyor olabilirsiniz. Kumanda cebinizdedir. Hemen şurada bagajımızın orta kısmına yer alan kısmı şöyle ayağımızı şu şekilde yerleştirdiğimizde, yani şu hareketi yaptığımızda bagaj kapağı kapanıyor. Bu arada iki hareket yaptığım için tabii yarıda kesti. Tekrar açıldı. Tekrar şöyle gösteriyorum. Şu anda ayak hareketimizi gördü. Şurada demir kanca olduğu için biraz uzaktan yapıyorum hareketi. Bu şekilde kapanıyor. Tekrar ayağımızı uzattığımızda da şu şekilde orta kısma çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Hani elleriniz dolu olabilir, kumandaya o ara ulaşamıyor olabilirsiniz şeklinde. Ayak hareketi de açabileceğiniz güzel bir özelliğimiz. Tekrar şu şekilde bagajımızı kapatabiliyoruz. Bir diğer özelliğimiz de yakıt kapağımız. Hiç bilmeyenler için yakıt kapağımız diğer modellerimizde, diğer Honda modellerinde genelde dokunmatik açılıyor. HR-V modelimizde içeride mandalımız var. Yani yakıt dolumu gerçekleştireceğiniz zaman hemen şu alt kısımda yer alıyor. Şurada. Üst kısım. İki tane buton var bu arada burada. Yakıt kapağı butonu ve ön kaput butonu var. Üstteki butonu arkadan öne doğru çektiğimizde yakıt kapağımız bu şekilde açılıyor. Dolum gerçekleştirdikten sonra da bu şekilde kapatabilirsiniz. Yani dışarıdan dokunmatik açılmıyor. İçeriden yakıt kapağını açmanız gerekiyor dolum esnasında. Ön kaputumuzdan hemen bahsetmek istiyorum. Ön kaputumuzda alttaki butonumuz. Arkadan öne doğru çektiğimizde aracımızın ön kaputunu havaya kaldırmış oluyoruz. Tabi şurada mandalımız var bu arada. Hemen orta kısımda yer alıyor. Hafif araladıktan sonra şuradaki mandalımızı sağa doğru çektiğimizde bu şekilde
yakıt kapağımızı düzeltiyorum, kaputumuzu kaldırabiliriz şeklinde. Burada sabitleme mandalımız var. Motor kısmımız bu şekilde. Burada bizi ilgilendiren bir kısım var mı? Özetle, yani kısaca bahsetmek istiyorum. Aracımızın içten yanmalı atmosferik benzinli motorumuz yer alıyor. Hemen şurada iki katmanlı elektrikli, yani iki tane elektrikli motorumuz bulunuyor demiştik. O kısım burada. Aracımızın aküsü, sigorta kutusu. Onun dışında işte yağ çubuğumuz ve yağ girişimiz şeklinde. Burada sadece hani sizin, yani kullanıcının bilmesi gereken nokta, sadece silecek suyu takviyesini şuradaki mavi kapaktan gerçekleştirebiliyoruz. Diğer unsurlar için hani yağ özellikle kontrol etmenize veya su seviyesini kontrol etmenize gerek yok. Çünkü araç bununla alakalı. Zaten ekranda sizlere herhangi bir eksilme veya kayıp durumunda sizlere bilgi ekranından aktarım yapıyor olacak. Burada sadece silecek suyu takviyenizi yapabilirsiniz. Aracımızda tabii hatırlatmakta fayda var. Kış aylarında silecek suyuna antifrizli cam suyu koymanızı tavsiye ediyoruz. Kaputumuzu kapatırken de bırakıp bastırmıyoruz. Bu uyarıyı her zaman söylüyoruz. Bu bütün araçlar için geçerli. Şöyle biraz yarım metre yukarıdan şöyle kaputu atarak kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Değerli takipçilerimiz, aracımızın arka kısmından, arka koltuklardan da bahsetmek istiyorum. Aracımızda çünkü sihirli koltuk özelliği bulunuyordu. Bu özelliğimizde ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor onu da gösterelim. Arka koltuklar genelde bütün markalarda diyelim sabittir. Yani oturma yerleri sabittir. Yalnız HRV modelimizde şöyle güzel bir özelliğimiz var. Magic Seat deniliyor. Yani sihirli koltuk özelliği var. Arka koltukların oturma yerlerini bu şekilde havaya kaldırıp buradaki demirimizi aşağı indirdiğimizde bu şekilde sabit tutabiliyoruz. Ne imkan sağlıyor? İki tarafı da şöyle kaldırmak istiyorum. Şu şekilde. Hemen gösterelim. Bakın. Yani bagaja ek olarak artı bagaj, yüksek bir bagajınız olabilir, eşyanız olabilir onu konumlandırmak için veya temizlik noktasında da temizleme yapılacağı zaman gayet yine pratik, kolaylık sağlayan güzel bir özellik. Artı evcil hayvan besleyenler için de düşünülmüş bir özellik diyebiliriz. Hani oturma yerlerinin üzeri pislenmesin, çizilmesin veya yırtılmasın şeklinde bu şekilde evcil hayvanlar besleyenler için de geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Arka koltukları tabii bu şekilde kaldırdığımız gibi bu şekilde öne doğru da yatırabiliyoruz. Bakın şöyle iki tarafı da yatırıyorum. Dümdüz bir bagaj elde ediyoruz. Yani arka taraftan baktığımızda özellikle dümdüz bir bagaj elde etmiş oluyoruz. Burada tabii bu arada bagaj havuzumuz var demiştik. Hani bunu normalde yok saydığımızda dümdüz bir bagaj oluyor. Herhangi bir potuk da oluşmuyor burada. Devasa bir bagaj alanı elde etmiş oluyoruz. Arka kısmından bahsetmişken aracımızın hemen arka kısmında kollayamamız var göründüğü üzere. İki tane bardaklı konumlandırılmış. Yine arka tarafı anlatırken aracımızda iki tane arkada oturanlar için düşünülmüş USB girişleri var. Telefonunuzu şarj edebilme olanağı sunulmuş. Arka tarafta yine klima havalandırmamız bulunuyor. Bir de değinmek istediğim bir nokta daha var. Ona gelmeden önce diyelim. Bakın burada Isofix çocuk koltukları bağlantıları var. İki tarafta da hemen şurada bir hava kanalı var. Bakın şurada. Onu da gösterelim şuradan. Bu hava kanalı sadece o tarafta var bu arada. Bu kısımda yok. Yani hibrit versiyonlarımızda bulunan bir hava kanalı. Ne işe yarıyor hiç bilmeyenler için. Aracımızın bataryası dediğimiz gibi arka koltukların arkasında yer alıyor. Buranın kapanmaması lazım. Yani arkada biri otururken oraya yaslanabilir veya bir eşya gelebilir gibi. Buna dikkat etmenizde fayda var. Orası bataryanın havalandırma kısmıdır. Malum aracımız hibrit olduğu için batarya ısınır vaziyettedir. Ve daha fazla ısınmaması, daha doğrusu biraz daha böyle soğuk tutulması için bir havalandırma kanalı var. Yani orası özetle batarya kısmımızın havalandırma alanıdır. Oranın önüne herhangi bir eşya koymamanızı veya yaslanmamanızı tavsiye ediyoruz. Değerli takipçilerimiz, aracın iç kısmına yavaş yavaş başlayalım. Şimdi iç kısımda öncelikle hemen şurada bakın bizleri sol tarafta bazı tuşlar karşılıyor. Bunlar ne işe yarıyor? Onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Aracımızda ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası bulunuyor park kolaylığı için. Park sensörlerini aktif veya pasif alma tuşumuzdur. Onu da hemen şu aracı çalıştırarak gösterelim. Şu anda ışığı yanıyor, aktif olduğunu gösteriyor. Şöyle bastığınızda park sensörleri devre dışı kalıyor şeklinde. Hani niye devre dışı bırakıyoruz diye bazen soruluyor. Olur ya, bazen trafikte öndeki araca fazla yaklaşırsınız. O arada araç sensör uyarısı verir sürekli. O durumda rahatsız olursanız anını kapatabilmeniz için gibi düşünebilirsiniz. Tekrar bastığınızda bu şekilde aktifte kullanabiliyorsunuz. Ön park sensörü ileri hareket halinde aktiftir. Arka park sensörü de geri vitesi aldığınızda aktiftir bu arada. O bilgiyi de vereyim. Yani hareket halinde giderken arkadan bir cisim yaklaştı veya bir araç yaklaştığında
ya bir uyarı vermez. O bilgiyi verelim. Yani geri vitesi aldığınızda aktif olduğunu bilmenizde fayda var. Onun dışında hemen alt tarafında bir butonumuz daha var. Bu ne işe yarıyor? Bastığımızda bakın şöyle turuncu gibi bir ışık yanıyor. Aracımızda silecek ısıtma mevcut. Çoğu versiyonumuzda bulunmayan, çoğu rakiplerde bulunmayan güzel bir özellik. Silecek ısıtma aracımızın cam alt kenarında bulunan resistanslar var. Bunlara ısıtma yapmış oluyorsunuz. O esnada resistansların üzerinde de silecekler konumlandırıldığı için silecekler ısınmış oluyor ve kış aylarında özellikle buzlanmış cam veya buğulanmış camın önüne geçmek, buğuyu veya buzu çözmek için güzel bir sistem, gayet güzel. Çünkü kış aylarında işte buzu çöz vesaire, işte buz tutmasın gibi uğraşmak yerine hemen kısa yoldan bu şekilde kullanabileceğiniz güzel bir özelliğimiz. Hemen yanında off tuşumuz var. Bu da nedir? Aracımızda anti patinaj sistemi var. Yani kolay kolay patinaja düşmüyor aracımız. Bu sistem, zaten bu özellik aktif her zaman. Ama patinaja düşmesini isterseniz, yani patinaj çekmesini isterseniz, durup dururken niye patinaj çekelim diye düşünmeyin tabii. Hani kara saplanmış olabilirsiniz, çamura saplanmış olabilirsiniz. O noktada arabanın patinaj çekmeye ihtiyacı olacaktır. O noktada bunu şöyle bir saniye basılı tuttuğumuzda hemen ekranda zaten uyarı logosu çıkıyor. Şu anda bakın off, yani anti patinajı devre dışı bıraktık anlamında. Araç kolay patinaja düşer. Çamurdayız, kardayız gibi düşündüğünüzde bu noktada bu özelliği kapatıp patinaj çekmesini sağlayabiliriz aracın. Tekrar şöyle aktif ettim. Hemen üstteki butonumuz var. Bu da nedir? Onu da şöyle gösterelim. Buna bastığımızda hemen şu dijital ekrandan da göstermek istiyorum. Bakın bastık. Burada aracımızda güvenlik özellikleri vardı. Birazdan tekrar değineceğim o noktaya. Şöyle tekrar aktif ediyorum. Şu an tabii kapı açık olduğu için uyarı veriyor. Kısa yol tuşu. İşte şeritte tutma asistanı ve çarpışma abreci fren sistemi vardır aracımızda. Bunun kısa yoldan kontrolünü sağlamanız için kısa yol menüsüdür bu tuşumuz. Onu zaten aslında direksiyondan da kontrolünü yapabilirsiniz. Buradaki tuşlarımız, onlara birazdan geçeceğiz. Burada da şekilde görüldüğü üzere şurada hemen yakından gösterelim. Bagaj açma butonumuz var. Hani aracın içerisindeki arkadan biri bagajı yükleme yapmak istiyorsa buradan bastığınızda bagaj kapağımızı buradan açıp buradan kapatabilirsiniz şeklinde kısa yol tuşumuz da bulunmaktadır. Onun dışında aracımızın hemen direksiyondan sizlere bahsetmek istiyorum. Direksiyonumuzda bazı gördüğünüz gibi kısa yol tuşlarımız bulunuyor. Bunlar ne işe yarıyor? Aracımızda ses sistemini kontrol tuşlarımız var. Hemen sol taraftaki tuşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Sesi artırma, sesi düşürme şeklinde. İşte kanal değiştirme veya müzik dinliyorsanız sıralamayı değiştirme şeklinde. Siri özelliği gibi sesli komutlu arama özelliğimiz var. Kişilere sesli etiket yükleyerek, sesli komut vererek buna bastığınızda bu uyarı sesiyle beraber komutunuzu bekliyor. Sesli arama gerçekleştirebileceğiniz kısa yol butonumuz. Hemen şu ortada tuşlarımız var. Bunlar da hız göstergemizin dijital göstergesinin menü tuşudur. Onu da hemen göstermek istiyorum şuradan. Bakın şöyle bastığınızda burayı kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada kısa yol menüleri var. Onları da hemen gösterelim şöyle. Bakın burada neyi görmek istiyorsanız, menzil ve yakıt, işte aracın ortalama yakıt tüketimini, yakıtına göre ne kadar menzilde gidebileceğini, anlık yakıt tüketimini görüntüleyebilirsiniz. Hemen bu kısma gelmişken şöyle bir güç akışı menüsü var. Burada aracımızın batarya doluluk durumunu, hareket halinde hibrit sürüş mü yoksa benzinli sürüş mü, hangi motorun devrede olduğunu ve hangi motor gücünden faydalandığınızı, yani sürüşünüzü buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aktarma organlarını buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında güç ve şarj ünitesi. Burada yeşil ölçek ve mavi ölçek var. Hızlandığınızda devir saati gibi düşünebilirsiniz. Yeşildeyken hani şarj modunda gittiğiniz, yani çok devirli kullanmıyorsanız hem şarj ettiğini hem de hareket ettiğini görebilirsiniz. Mavi sınırı geçtiğiniz zaman, yani mavi kısmında kullanıyorsanız devir saatini, gaz pedalınızın tepkimesine bağlı bu arada, daha çok hani güç tükettiğinizi anlayabilirsiniz. Yani yeşil moddayken hem hızlanma hem şarj edilebilir seviyesinde olduğunu, devirin aralığından bahsediyorum. Mavi aralıkta hareket ediyorsa devir çubuğu, o zaman sadece hız aldığınızı, yani güç harcadığınızı kontrol edebilirsiniz. Oradan devrinize kendi gaz tepkimenize göre ayarlayabilirsiniz. Onun dışında yine hemen bilgi menüsü var. Bilgi menüsünden de aracın ne uyarısı verdiğini, hani anlamadığınız bir uyarı verebilir. Bakın şu anda kapı açık uyarısı verdiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Başka bir uyarı yok çünkü şu anda araçta başka bir sıkıntı yok. Ekranı özelleştir diyor. Bakın şuradan. Ekranı özelleştir kısmı da
Bu bahsetmiş olduğumuz menüde nelerin olmasını istiyorsanız, isterseniz bazılarını çıkartabilirsiniz. Hani 7-8 tane şu anda seçenek var. Bunları daha da aza düşürebilirsiniz. Kullanmayacağınız özellikler var. Yani bu menüden bahsediyoruz. Buranın ayar menüsüdür. Güvenlik desteği menüsü. Bakın şuradan az önce bahsettiğimiz tuşun menüsü yine bu da. Buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Buradan hemen şöyle gösterelim. Mesela yoldan çıkış azaltma sistemini devre dışı bıraktım şu anda. İsterseniz tabii. Kör nokta uyarı sistemi var aracımızda. Devre dışı bıraktım şu anda. Tabii bunları aktif kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii şeritte tutma asistanı şehir içinde kullanacağınız bir özellik değil. Şehir içinde kullanırken bunu bu şekilde devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Aracımızda düşük hızda frenleme kontrolü var. Onu isterseniz buradan yine devre dışı bırakabilirsiniz. Çarpışma azaltma fren sistemi, yani çarpışma hafifletici fren sistemi özelliğimiz vardı. Bu da neydi? Öndeki araç hareket halindeyken ani bir frenleme durumunda eğer siz refleks gösteremezseniz aktif olduğunu gösteriyor bu özelliği. Bunu da isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Ama bunları çok aktif kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yani bunları devre dışı bırakmamanızı tavsiye ediyoruz. Öndeki aracın aniden durması noktasında siz frene basmazsanız araç sizin yerinize frenleme yapıyor. Çarpışmayı minimum hale getiriyor. Bazen önleyebilir, bu hızınıza bağlı. Bazen de çarpışmayı hafifletebilir şeklinde kullanılan bir özelliğimiz. Bunları biz yine şöyle aktif edelim tabii ki. Aracımızda unutmadan. Bu menü bu işe yarıyor. Emniyet kemeri. Hani burada işte ebeveyn aslında görüntüsü bu. İşte arkada çocuklar olabilir. Emniyet kemerlerini bağlamış mı bağlamamış mı? Mesela şu anda benim emniyet kemerim bağlı değil. Onun uyarısını veriyor. Diğer koltuklarda oturan olmadığı için herhangi bir uyarı göstermiyor gibi. Onun dışında hız alarmımız var. Burada kendinize hız alarmı limiti koyabiliyorsunuz. Şu an iki tane limit görünüyor mesela. Bunlar kapalı tabii şu anda. İsterseniz bunları aktif edebilirsiniz. Hani 50'ye geldiğinde araç uyarı versin bana, 80'e geldiğinde araç bana uyarı versin gibi. Kendinize ayarlayabilirsiniz. Navigasyon var aracımızda. Navigasyonu kullandığınızda, aracımızda navigasyon da var. Birazdan multimedyadan bahsedeceğim. Şu an navigasyonu kullanmıyoruz tabii. Pusula göstergesi var. Yani yön tayininizi buradan görebilirsiniz. Telefon menüsü var. Telefon eşleştirme yaptığımızda ki şu anda benim telefonum bağlı. Burada göründüğü üzere. Hani burada telefon görüşmelerinizi yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bakın buradan işte son aramalar, favori kişiler gibi. Buradan da aramalarınızı bakın böyle gerçekleştirebiliyorsunuz gibi. Burayı da telefon menüsü olarak isterseniz kullanabilirsiniz. Ses menümüz var. Şu anda radyo modunda aracımız. Eğer USB'den bir müzik bağlantısı, müzik dosyası açarsanız onu görüntüleyeceksiniz burada. Ses menüsü. Hız ve zaman kısmı. Burada aracınızın ortalama yaptığınız hızını ve ne kadar süre kullandığınızı görüntüleyebileceğiniz menümüz. Yine burada da bırakabilirsiniz. Yine başa döndük. Yani menüyü atladık, bir tur döndük. Genelde böyle kullanılıyor diyebiliriz aslında ama burada dediğimiz gibi size bağlı, istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz şeklinde. Yani bu tuşlarımız bu işe yarıyor. Buranın menüsünün kontrol tuşları şeklinde. Sağ tarafımıza geldik hemen. Sağ tarafımıza da bakın bazı uyarı logoları var. Bunlar da ne işe yarıyor? Aracımızda hız limitleyici, bu arada ek olarak çoğu versiyonumuzda bulunmayan kendinize limit koyup kullanabileceğiniz hızı, o hıza geldi size uyarı versin istiyorsanız kendinize limit koyabileceğimiz tuşumuz. Tabi bunları kullanabilmek için öncelikle en başta şundan bahsetmek istiyorum. Buradaki tuşları kontrol etmek için şunu aktif etmeniz lazım. Bakın şurada bir logo çıkıyor. Şu anda menüyü açtık demektir. Bakın şöyle kendinize isterseniz buradan limit koyabiliyorsunuz. Atıyorum 50 limiti koydunuz. Ben 50 kilometre hıza geldiğimde araç bana uyarı versin dediğinizde burada araç size uyarı veriyor. Burada araç gitmiyor bu arada. Yani normal bir hızda gidiyorsanız, gaza çok yüklenmediyseniz 50'ye geldiğinizde hem uyarı veriyor hem de o hızı aşmıyor. Ama gaz pedalının dibine kadar bastığınızda, yüklendiğinizde bu sefer araç sizin gitme ihtiyacınız olduğunu hissedip 50'nin üzerine de çıkıyor şeklinde limitleme özelliğimizi kullanabilirsiniz. Onun dışında hemen şurada menüyü bu arada tekrar tabii açalım. Evet, menüye getirdik. Öndeki aracı takip mesafesini bakın buradan ayarlayabiliyorsunuz. Öndeki aracı uzaktan mı yakından mı takip etsin şeklinde. Tabii bu hız sabitlemeyle bağlantılı bir özellik. Hız sabitlemeyi aktif ettikten sonra öndeki aracın takip mesafesinde buradan uzak yakın veya daha yakın şeklinde ayarladıktan sonra akıllı hız sabitleme özelliğimize de hemen bahsedelim. Aracımızda akıllı hız sabitleme özelliği var. Tabii
Onu da şuradan aktif ediyoruz. Atıyorum 100 ile gidiyoruz. Hemen set tuşuna bastığımızda o anki hızımız neyse aracı sabitliyoruz hızını ve takip mesafesini de ayarladıktan sonra, yani öndeki araç hızını azalttı. Siz 100'e sabitlemişsiniz. Araç 90'a kendi düşüyor, 80'e düşüyor. Yani de öndeki aracın hızına göre kendisi ayarlıyor. Öndeki araç hızlanırsa sizin aracınız da hızlanıyor şeklinde. Yani sürekli normal hız sabitlemedeki özellik gibi sürekli hız sabitlemeyi tekrar ayarlamanıza, tekrar devreye almanıza veya devre dışı bırakmanıza gerek kalmıyor. Hız sabitleme özelliğimizi de buradan kullanabiliyorsunuz. Aracımızda bir de hemen şurada şeritte tutma asistanımız var. Bakın şu şekilde bastığımızda bakın ekranda logo çıkıyor. Tabii şeritli bir yolda olmanız lazım. Genelde ana yolda kullanabileceğiniz veya uzun süre seyahatlerinizde kullanabileceğiniz. Şehir içinde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Şehir içerisinde çünkü sürekli uyarı verir. Bunu aktif ettiğinizde de olası bir şeritten çıkma durumunuzda araç sizi kendisi şeridinize sokuyor. Tabi ellerinizin direksiyonda olması lazım. Elinizi hissetmesi lazım aracın. Yani direksiyonunuzu çok sert bastırmadan şöyle hafif tuttuğunuzda, direksiyonu sizi hissedeceği kadar tuttuğunuzda sizin manevra yapmanıza gerek kalmıyor. Araç sürekli sizi kendisi şeridinizde tutmaya çalışıyor. Bu da size asistanlık yapabilecek. Yani sizin manevra yapmanıza gerek kalmadan sizi sürekli şeridinizde tutacak şerit tutma asistanımız da. Bu özelliğimizi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Olası bir sert bir şeritten çıkma durumlarının da önüne geçiyor araç. Sinyal vermeden şerit değiştirme durumunuz olacaksa araç size manevra yapıyor ve tekrar şeridinize sokuyor ve sesli ve görsel olarak da uyarı veriyor. Ama sinyal vererek şerit değiştirirseniz kendiniz manevra yaparak şeridinizi değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla. Bu özellikler önemli. Bunları bilmekte fayda var. Buradaki menü tuşlarımız bu şekilde. Hemen bir de bağımsız olarak, bu özelliklerden bağımsız olarak bir butonumuz daha var. Aracımızda direksiyon ısıtmamız mevcut. Ön koltuk ısıtmalarımızla beraber ek olarak, onlardan da bahsedeceğim biraz. Isıtmalı direksiyon özelliği çok güzel bir özellik. Kış aylarında özellikle hissiyatını aldığınızda vazgeçemeyeceğiniz güzel bir özellik. Kış aylarınızda araca bindiğinizde ellerimiz soğuk oluyor, direksiyon soğuk oluyor. Hemen bastığınızda çok kısa bir sürede onu hissediyorsunuz, sıcaklığını. Yani ellerinizi bayağı bir ısıtıyor, öyle söyleyeyim. Güzel bir özelliğimiz. Direksiyon ısıtmasını buradan aktif veya aktif edip kullanabilir. Devre dışı da tekrar bastığınızda bırakabiliyorsunuz. Direksiyondan devam edeceğiz. Direksiyonun arkasında ek olarak eksi ve artı pedal shift özelliği gibi kulakçıklarımız var. Bunlar ne işe yarıyor? Aslında hibrit olmayan araçlarımızda vites değiştirme kulakçıkları olarak geçiyor. Ama hibrit versiyonumuzda benzer işlevi görüyor ama ne işe yarıyor ondan sizlere bahsedeceğim. Şanzımanımızda da bakın şurada B modu var. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Araç hareket halinde eksi veya artı kulakçıklara dokunduğumuzda eksi ile vites düşürüyormuş gibi devre arttırmış oluyorsunuz. Bu esnada da aracın bataryasını kendiniz buradan daha kısa sürede doldurma gibi bir imkanınız var. Yani hareket halinde gidiyorsunuz. Aracın frenleme ihtiyacı doğdu. İleride trafik var. Tabii frene basabilirsiniz ama eksi kulakçığa bastığımızda o esnada araç vites düşürüyormuş gibi hareket ediyor ve devri yükselttiği için motor freni yapıyormuş gibi hareket ediyor. Ve bu noktada da aracımızın tabii batarya sistemi de nasıl doluyordu? Hem frenlemeden doğan enerjiyi hem sürtünmeden doğan enerjiyi ve benzinli motorun hareketinden doğan kinetik enerjiyi elektriğe çevirip bataryayı dolduruyordu. Yani bu kulakçıklar sayesinde de motor freni yaparak, kulakçıklara dokunarak, motor freni yaparak şarj etme süresini daha da artırabiliyorsunuz. Daha kısa sürede bataryayı doldurma imkanı sağlayan rejenerasyon kulakçıkları diyebiliriz. Şanzımana birazdan geçeceğiz. Direksiyon arkasına tekrar bahsedelim. Sağ tarafımızda silece kontrolümüz vardı. Aracımızda yağmur sensörü de bulunuyor. Şöyle yağmur sensörünü aktif etmek için bir tık aşağıya aldığınızda yağmur sensörü aktif olmuş oluyor. Kendi yağmur yağdığı zaman silecekler çalışıyor. Kendiniz manuel çalışmak isterseniz de daha aşağılara çekerek manuelde çalıştırabiliyorsunuz. Arka bagaj kapağımızda da sileceğimiz bulunuyor. Onu kontrol tuşta hemen burada şuradan arka silece kontrolünü de yapabilirsiniz. Sol tarafımızda aracımızın aydınlatma kolu var. Yani farların kumanda kolu var. Şu anda otomatik çizgisinde. Otomatik çizgisinde kullandığınız zaman aracımızda otomatik far sensörü bulunuyor. Farları açıp kapatmanıza gerek yok. Hava karardığı zaman veya tünele girdiğinizde farları kendi açıyor, kendi kapatıyor şeklinde kontrol edebilir özelliğimiz bulunuyor. Ama kendiniz manuel açmak isterseniz de daha aşağılara kaydırarak farları buradan da manuel kontrol edebiliyorsunuz. Hemen şurada bir yüzük var. Bu yüzüğümüzde
Sis farlarının kontrolü. Şu şekilde ön sisleri, ön sis farlarını buradan açıyoruz. Şöyle basıp bıraktığımızda arka sis yanıyor. Tekrar basıp bıraktığımızda arka sis kapanıyor. Rear yazıyor zaten arka anlamında. Şu an ön sisler yanıyor sadece. Off'a getirdiğimizde sis farlarını komple kapatmış oluyoruz. Hemen direksiyonumuzun arka tarafında bulunan bir tuşumuz var. Bu da ne işe yarıyor? Göstergemizin, yani hız göstergemizin parlaklık ayarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Artırıp yükseltebiliyorsunuz şeklinde kullanabilirsiniz. Aracımızda anahtarsız çalıştırma özelliğinden bahsetmiştik. Burada power tuşumuz bulunuyor. Gayet güzel bir noktaya konumlandırılmış. Hemen ulaşılabilir bir noktada anahtarsız çalıştırma sistemimizi buradan kullanabilirsiniz. Onun dışında multimedyamızdan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Multimedyamız 9 inç boyutunda. Gayet işlevsel ve hızlı bir multimedya bu arada. 9 inç ve dokunmatiktir. Sol tarafta, yani dokunmatik değil, tuşlu, burada kısa yol tuşları da var. Hani sürüş esnasında gözünüzü buraya kaydırmadan, hani elinizin altında olsun diye hissedebilmeniz için konumlandırılmış. Ses kontrolünü ve sesi açıp kapatma kısa yoldan buradan gerçekleştirebileceğimiz butonumuz da yer alıyor. Multimedyamızı kısa kısa bahsedeceğim. Çünkü içerik olarak bayağı bir kalabalık, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tüm uygulamalar kısmı, az önceki, yani şu menüde neyi görmek istiyorsanız buradan ayarlıyorsunuz. Navigasyonumuz vardı aracımızda. Navigasyon menüsünü buradan açıp kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Onun dışında telefon bağlantısı. Telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz, yani telefon bağlantısı yapmak istediğinizde, tabii ki telefonunuz bağlıysa da, şu anda benim telefonum bağlı. Buradan telefonunuzun arayüzü gibi buradan kullanabiliyorsunuz. Son aramalar, işte favori kişiler, rehber gibi, tuş takımı gibi başka bir numarayı arayacaksanız buradan kullanabileceğiniz güzel bir menü. Bu eşleştirmeden sonra bu menü geliyor. Eşleştirme yapmak için de yine bu menüden eşleştirmenizi yapabilirsiniz. Radyo modu buradan bu şekilde kullanıyoruz. Onun dışında Bluetooth audio kısmı, yani telefonunuzdan müzik dinlemek istediğinizde kısa yoldan buradan girebiliyorsunuz. Akıllı telefon bağlantısı aracımızda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliği vardı. Bu bağlantıyı yapmak istediğinizde akıllı telefon bağlantısı menüsünden yapabilir. Bağlantı yaptıktan sonra da buraya, bu türe, burada Apple CarPlay yazıyor. Buraya tuşladığınızda telefonunuzdaki birçok uygulamayı buraya aktarıp telefonunuzun arayüzü gibi yine kullanabileceğiniz menümüz. TA burada menümüz var. Bu da işte tünele falan girdiğinizde radyo bağlantısının otomatik gerçekleşmesi için buradan TA modunu aktif veya kapalı duruma getirmeniz gerekiyor. Şurada App Center menümüz var hemen. Honda App Center. Burası servisle alakalı bir menü. Genel ayarlar, aracımızın bütün işte ses sistemi, ekran ayarları, sistem ayarlarınızı buradan gerçekleştirebileceğimiz, yine kendinize göre kişiselleştirebileceğimiz genel ayarlar. Araç ayarları butonumuz var. Burada da işte lastik basınç ikaz uyarı sistemi, sürücü destek sistemi ayarlarını, kendinize göre seslerini, uyarı şekillerini ayarlayabiliyorsunuz. Ölçer ayarı var burada. Yine işte aracımızın dış sıcaklığının veya içerideki sıcaklığın ölçümlerini buradan kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Nasıl görüntülenmesini istiyorsanız. Anahtarsız erişim ayarı. Aracımızda anahtarsız giriş çıkış sistemi vardı. İşte uyarı lambaları yansın mı yanmasın mı şeklinde kişiselleştirebiliyoruz. Aydınlatma ayarımız var burada. İşte aracımızda aktif uzun far kontrol sistemi var. Burada iç lamba ayarlarını, yine ne kadar yansın süresini ayarlayabileceğiniz gibi kişiselleştirebileceğiniz menümüz var. Kapı pencere ayarı butonu var. Anahtarsız giriş çıkış sistemini aktif veya devre dışı bırakma gibi. Uzaktan aracımızın camlarını açıp kapatabiliyoruz kumandadan. Onları buradan yine devre dışı bırakıp veya aktif bırakabiliyorsunuz. Hemen bir menümüz daha var. Elektrikli bagaj kapısı ayarı buradan ayarlanabiliyor. Burada işte süre ayarını yine yapabilirsiniz. Araçtan uzaklaşma mesafesi vesaire gibi. Hani eller serbest kullanmak istemeyebilirsiniz. Başkasının açmasını istemeyebilirsiniz gibi. Buradan devre dışı bırakıp kendinize göre yine kişiselleştirebiliyorsunuz. Araç ayarlarımız bu şekilde. Yol bilgisayarı menüsü. Aracımızın işte A kaydı, B kaydını buradan kontrol edebilir. Anlık yakıt tüketimini yine buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimlerini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bilgi ekranının haricinde. USB bağlantılarımızı yaptığımızda, USB girişlerimiz de bu arada hemen şu kısımda yer alıyor. Ve diğer tarafta da yine USB girişimiz bulunuyor. USB'den bir flash bellek, yani USB bağlantısı yaptığınızda, buradan kısa yoldan bastığınızda USB'den faydalanabiliyorsunuz. AM logosu var. Bu AM logosu hani FM gibi yurt dışına çıktığınızda kullanacağınız radyo frekans menüsü. DAP ayarları var. Bu
yani aracımızın çekim gücünün yani operatörlerin destekleyip desteklemediğini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Sistem güncellemeleri menüsü buradan yine servisle alakalı bir menü. Buraya çok fazla kurcalamamızda fayda var. Saat menüsü var burada. Burada ekran kilidi gibi düşünün. Burada nasıl bir görüntü almak istiyorsanız dokunmadığınızda ekran kilidi geldiğinde onu kişiselleştirebileceğiniz menümüz var. Ekran parlaklık ayarını yapabilir. Mesaj butonumuz var. Aracımıza bir güncelleme geldiyse onun mesajı gelebilir o kısma. Multimedyamız bu şekilde. Burada yine alt tarafta da kısa yol tuşları var gördüğünüz gibi. Buradan da kısa yol tuşlarıyla multimedyamızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aracımızın klimasından bahsetmek istiyorum. Havalandırma sisteminden sizlere bahsetmek istiyorum. Klima menümüz gayet ulaşılabilir bir noktada. Hemen şanzımanın üst kısmında yer alıyor şöyle. Dörtlerimiz bu arada bu kısımda, onu es geçmeyelim. Hemen güzel yere konumlandığımız zaten panelin hemen orta kısmında yer alıyor. Klimamız otomatik ve dijital aracımızda. Hemen şuradaki on-off tuşumuzla havalandırma sistemimizi bu şekilde açıyoruz. Aracımızda çift bölgeli klima özelliği var. Sağlı sollu farklı derecelerde. Bakın şöyle. Serinip yani kendinizi serinletip ısınabiliyorsunuz şeklinde. Yani sürücü ve ön yolcu ayrı ayrı derecelerde faydalanabiliyor. Ama iki tarafı da kumanda etmek isterseniz CNC tuşu var şurada. Yani sürücünün kontrolüne geçmiş oluyor gibi. Ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Buradan derece ayarını yapıyoruz sıcak soğuk. Pervane ayarını yapıyoruz. Az çok. Ne kadar üflemesini istiyorsanız. Yaz aylarında klimayı 10 konumuna getiriyoruz. Serinlemek anlamda, gerçek anlamda klimayı açmak için kompresörü. Hemen şurada kısa yol tuşumuz var. Arka cam ve yan ayna ısıtmamız kış aylarında yine buzlanma ve buğulanmayı çözmek için. Front tuşumuz var, öndeki buğuyu, ön camdaki buğuyu hızlı bir şekilde çözmek için. Ve mod tuşumuz var. Havalandırmanın nereden gelmesini istiyorsanız yüzümüze, ayaklara, ayaklara ve yüze ve ön cama gibi buradan modunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve hava iç sirkülasyonu tuşumuz her zaman aktif olmasını tavsiye ediyoruz. Dışarıdan hava girişini engelliyor. Dışarıdan koku da almamış oluyorsunuz bu sefer. İçerideki temiz havayı sürekli sirküle etmiş oluyorsunuz. Klimadan bahsetmişken bu arada aracımızda ek olarak sadece HRV modelimizde bulunan güzel bir özelliğimiz var. Ek olarak ondan da bahsetmek istiyorum. Kameraya yakın olduğu için sağ taraftakinden bahsedeceğim size. Sürücü kısmında da var aynı şekilde. Bakın şurada bir hava difüzyon sistemi bu arada bu. Hava kanalı açılmış ekstra. Yani havalandırmaların haricinde. Bu ne işe yarıyor? Malum yaz ayları da serinleme ihtiyacımız oldu. Klimayı açtığımızda hani arkadaki kişilerin de klimadan maksimum fayda sağlaması ve yüzümüze havalandırmanın vurup bizi rahatsız etmemesi için düşündüğümüz bir özellik. Hemen buradan aktif edebiliyorsunuz. Şöyle aktif konuma getirdiğinizde havalandırmayı açtığımızda buradaki hava kanalları sayesinde sürücü veya ön yolcunun yüzüne değil de buradaki hava kanalları sayesinde buradan yan kısımdan arka tarafa da bir serinleme söz konusu oluyor. Yani bir hava kanalı oluşturmuş oluyorsunuz yan taraftan. Yüzünüze gelmesini engellemiş olduğu gibi arkada oturanların da klimadan maksimum faydalanmasını sağlayacağınız güzel bir özelliğimiz şeklinde. Bu hava difüzyon kanalları da aracımızda mevcut. İki tarafta da var, hem sürücü hem de ön yolcu kısmında bulunmakta. Klimamızdan bu şekilde bahsetmiş olalım. Klimaya ek olarak klimanın hemen en sağında ve en solunda bakın tuşlarımız var. Bunlar da ön koltuk ısıtması vardı aracımızda. Ön yolcu ve sürücü butonumuz. 3 farklı modumuz var. Yüksek, orta ve düşük seviyede ön koltukları ısıtma imkanımız bulunuyor. Tekrar bastığımızda da devre dışı kalıyor şeklinde iki koltuğumuzda da bulunan güzel bir özelliğimiz. Yine klimanın alt tarafına doğru geldiğimizde şurada gayet telefonumuzu veya cüzdanımızı veya ruhsatımızı konumlandırabileceğimiz güzel bir boşluk bırakılmış. Hemen alt tarafa geldiğimizde kablosuz şarj özelliğimiz var. Kablosuz şarj özelliği de sadece bu pakette bulunuyor. Yani stil paketimizde bulunan bir özellik. Advanced pakette yer almayan özelliklerimizden biri. Kablosuz şarj olma özelliğine sahip. Telefonlar için geçerli tabii ki bu. Buraya hemen telefonumuzu sırt üstü yerleştirdiğimizde kablosuz şarj özelliğinden faydalanmış oluyoruz. Bu arada kablosuz şarj kısmımızın hemen yanında da şurada çakmaklık girişimiz var. Hemen şurada bakın. 12 voltluk şurada. Çakmaklık girişimizde kullanabiliyorsunuz. Bu noktada hemen şanzıman noktasına geldik. Şanzımanımızda da aracımızın hemen kısaca bahsedeceğim. Şanzıman topuzumuzda şurada bir butonumuz var. Bu butonu her zaman kullanıyoruz. Şu an park modunda aracımız.
R modunu aldığımız aracımızın geri vites konumu. Geri görüş kameramızı açmışken bundan da bahsedelim. Geri görüş kameramızda 3 farklı açıyla görüntüleyebiliyorsunuz. Şu anda geniş açıyla, bakın şurada kontrol tuşları. Geniş açıyla sağdan soldan gelen araçları da görüntüleyebileceğiniz bir açı. Ortadaki butonumuza bastığımızda dik ve simetrik gösteriyor. Biraz da kısıtlı bir açı. Şöyle bastığımızda da en sağdaki butona yukarıdan aşağı kuş bakışı zemini de görüntüleyebiliyorsunuz şeklinde 3 farklı açıyla görüntüleyebiliyorsunuz. Aracımızda bu arada çarpmaz trafik uyarı sistemimiz var. Ondan da bahsetmek istedim. Şu anda aktif. Mesela geri giderken kapalı bir yerden çıkıyor olabilirsiniz. Veya iki aracın arasından çıkıyor olabilirsiniz. Sağdan soldan gelen araçların sizlere uyarısını veriyor aracımız. Çünkü o noktaları göremeyeceğiniz için kapalı bir alandan çıkıyorsanız güzel bir özellik bu. Bunu da buradan şu anda aktif. Şöyle devre dışı da isterseniz bırakabiliyorsunuz. Burada bir tuşumuz var. Buna bastığımızda da görüşü biraz daha küçültüyorsunuz ve aracın nereden, park sensörleri bakın uyarıları var, nereden uyarı verdiğini görüntülüyorsunuz. Şu anda aracımız sol arka hafif çapraz noktasından bizlere uyarı veriyor. Burada bir araç var. Bu aracı uyarısını bizlere veriyor. Yaklaştıkça bu uyarı sesi artıyor ve uyarı işaretleri de değişiyor şeklinde. Güzel bir menümüz. Yani 360 derece park kolaylığı gibi bir özellik aslında bu. İsterseniz onu devre dışı da bırakabilirsiniz. Buradan parlaklık ayarında yapabileceğimiz tuşumuz bulunuyor. Şöyle bu şekilde kullanabileceğiniz bir tuşumuz da var. Geri vitesimiz bu şekilde. N, nötr yani boş konumu. D, drive modumuz yani normal sürüş modumuz, ağırlıkta kullanacağımız modumuz. Bir de B modu var demiştik. Bu da rejenerasyon moduydu. Ne işe yarıyordu? Ondan kısaca bahsedelim. Az önce bahsetmiş olduğumuz rejenerasyon kulakçıkları gibi kulakçıklara dokunmadan ben bataryayı daha hızlı doldurmak istiyorum derseniz B modunu aldığımızda araç biraz daha sürüşü hız anlamında kısıtlıyor. Çünkü motor freni yaparak hareket ediyor. Yani ayağınızı gazdan çektiğinizde normal drive moduna göre daha kısa sürede araç durmaya başlıyor. Çünkü bunu motor freni yaparak dediğimiz gibi devri yüksek tutarak bunu gerçekleştiriyor ve bu noktada frenlemeden doğan enerjiyi de elektriğe daha fazla çevireceği için B modunda da frenleme daha fazla olduğu için motor freni. O yüzden bataryayı daha kısa sürede doldurma olanağı sağlayan sürüş modumuz bu. Bunu her koşulda kullanabilirsiniz ama sürüşünüz dediğim gibi kısıtlayacağı için genelde yokuş aşağı inişlerde veya aracın frenleme yapacağınız veya duracağınız noktaya varmadan B moduna aldığınızda araç kendi kendine frenleme yaparak atıyorum ileride ışıklar var. Baktınız trafik sıkışacak gibi hemen B modunu alıp o arada duracağınız noktaya kadar araç frenleme yaparak hareket edeceği için bundan maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Ama genelde drive modunda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Onun dışında aracımız şöyle park modunu alalım. Sürüş modumuz var. Hemen bakın şurada drive mod şeklinde. Aracımızda farklı sürüş modları var. Hemen elimde ekrandan şöyle gösterelim. Spor mod biraz daha performanslı kullanmak istediğinizde tavsiye ettiğimiz bir sürüş modu. Aracı biraz daha agresif hale getiriyor. Normal sürüş modumuz var. Genelde kullanacağınız sürüş modu. Bir de ekon sürüş modumuz var. Bu hem çevreci bir sürüş modu hem de yakıt ekonomisi sağlayan da bir mod diyebiliriz. Ekon modunu hangi koşullarda tavsiye ediyoruz? 30 km hızı geçemediğiniz şehir içi trafiklerinde yani şehir içi kullanımlarınızda hem yakıt ekonomisi sağlayacak bir sürüş modu hem de şehir içinde hani insanların daha fazla olduğu noktada emisyonu da düşüren yani emisyon salınımını da düşüren çevreci bir sürüş modumuzdu. Bu modu da şehir içinde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu noktada tabii bunu nasıl gerçekleştiriyor? Araç gaz tepkimelerini biraz düşürüyor, performansı kısıyor. Klima çok açıksa klimayı biraz daha böyle kısıyor. Yani bildiğiniz aracı böyle kaplumbağa moduna alan ekonomik sürüş modumuz bu. Güzel bir özellik. Bunu da aktif şehir içinde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aracınızda ek olarak bir de yokuş iniş destek sistemimiz var. Bakın şöyle aktif ettiğinizde bu özellik saatte 3 km ila 20 km hız arasında kullanabileceğiniz güzel bir özellik. Yokuş iniş destek sistemi de daha çok nerede kullanabilirsiniz? Yokuş aşağı bir zemine denk geldiniz. Buzlu olabilir, karlı olabilir, kaygan bir zemin olabilir. Bunu aktif ettiğinizde araç ayağınızı frenden siz çekebilirsiniz. Kendi kendine kontrollü iniş sağlıyor. Adı üzerinde zaten yokuş iniş destek sistemi size bu koşullarda yokuştan iniş yaparken kontrollü iniş yapmanızı sağlayan sürüş modumuz aktif edebilirsiniz. Tekrar bastığınızda da bu şekilde devre dışı bırakıyoruz. El frenimiz
mekanik değil yani yeni sistem elektrikli park freni şeklinde. Frene basıp aşağı tıkladığınızda el frenini indiriyoruz. Frene basıp yukarı çektiğimizde de el freni çekmiş vaziyete getirebiliyoruz. Bunu emniyet kemerinizi taktığınızda, gaza bastığınızda otomatik olarak el freni zaten kendi bırakıyor. Ama aracı terk etmeden önce kendisi çekme özelliği yok. O yüzden aracı terk etmeden önce mutlaka frene basıp yukarı tıkladığınızda el frenizi çekmenizi tavsiye ediyoruz. Bir de brake hold sistemimiz var. Honda neredeyse bütün araçlarında artık standart sunuyor bu özelliği. Otomatik frende tutma sistemi. Aracımızda normalde yokuş kalkış desteğimiz var. Bu bilgiyi de verelim. Brake hold sistemi buna benzer daha gelişmiş bir özellik. Bunu aktif ettiğimizde nasıl aktif oluyor? Aracı çalıştırdıktan sonra emniyet kemerinizin takılı olması lazım. Yani bu kombinasyonu yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra brake hold sistemini şöyle aktif ettiğimizde ekranda zaten frende tutma sistemi aktif edildi şeklinde uyarımızı veriyor. Ne işe yarıyor? Hareket ettiğimizde mesela ileride durduk, ışıklar yandı, araç frenine bastık, tamamen durduktan sonra ayağımızı frenden çektiğimizde, hani D modundayken, bu arada drive modundayken bahsediyorum. Ayağımızı frenden çekti, araç 10 dakika kendini bu şekilde frende tutabiliyor. Gaza dokunmanızı bekliyor. Gaza dokunduğunuzda yine el freni, yani freni normal bırakıyor, harekete geçiyor. 2 dakika sonra yine durdunuz, yine ayağınızı çektiniz, yine 10 dakika size frenle tutma olanağı sağlıyor. Yani ayağını sürekli frende beklemenize gerek kalmıyor. Bunun için herhangi bir özellikle bir düzleme gerek yok. Düz bir zemin olabilir, rampa olabilir, rampa aşağı olabilir. Her koşulda brake hold sistemini bu şekilde aktif ettiğinizde kullanabilirsiniz. Devre dışı nasıl kalıyor bu arada? Brake hold tuşuna tekrar bastığınızda veya emniyet kemerinizi çıkardığınızda veya aracı stop ettiğinizde otomatik olarak devre dışı kalıyor. O yüzden arabayı çalıştırıp emniyet kemerinizi taktıktan sonra bir kere aktif etmeniz gerekiyor. Burada 10 dakika süreden bahsettik. O soruda geliyor genelde. 10 dakika süre doldu. Gaza da basmadık, frene de basmadık. Ne olur? Araç 10 dakika süre dolduktan sonra kendisi el frenini çekiyor ve o şekilde beklemeye başlıyor. O noktada tekrar gaza bastığınızda araç hareket eder şeklinde düşünebilirsiniz. Yani 10 dakika dolduktan sonra araba gidecek mi, gitmeyecek, el freni çekiyor şeklinde düşünebilirsiniz. Onun dışında aracımızın kol dayamasından şöyle kısaca bahsedelim. Hemen şurada kol dayamamız var. İçerisinde gayet yeterli bir alan mevcut kol dayamamızın kısmında. Aracımızın güneşli kısmında da makyaj aynalarımız ve makyaj lambalarımız iki tarafta da mevcut. Üst kısma gelmişken bu kısmımızdan da bahsedelim. Aracımızda yine Honda'nın bütün modellerinde olduğu gibi HRV modelimizde de standart sunulan SOS sistemi var. Aracımız içerisinde bir SIM kart bulunuyor. Sadece 112 arama olanağı sağlayan bir özellik. Acil durumlarda bu durumu tabii yaşamamanızı dileriz. Kullanmamanızı, hiç kullanma ihtiyacının olmamasını dileriz. Olası bir kaza durumunda telefonunuz savruldu, telefonunuz kırıldı, bir şey oldu. 112 arama ihtiyacınız var. Hemen şurada bir pencere var bakın. Şurada pencereyi indirdiğimizde SOS butonuna 5 saniye basılı tuttuğumuzda 112'ye arama gerçekleşiyorsunuz. Görüşmeyi buradan gerçekleştiriyorsunuz. Burada mikrofonumuz var zaten. Görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra görüşmeyi kapatmak için de ikinci bir tuşumuz var. Ona 5 saniye basılı tuttuğunuzda görüşmeyi sonlandırabiliyorsunuz. Bu SOS sistemi, ama Honda buna e-call yani çağrı butonu anlamında e-call sistemi deniliyor. Bu bütün araçlarımızda standart bulunan bir özelliğimiz. Yine lamba ayarımız var burada. Kapıların lamba ayarı. Kapılar açıldığında lambaların açılmasını istiyorsanız bu şekilde tutabilirsiniz. Off konumuna getirdiğinizde hiçbir şekilde açılmaz. On konumuna getirdiğinizde de aracın içerisindeyken de lambaları da açabilir. Veya off konumundayken de lokal olarak da sağdaki soldaki tuşlarla da lokal olarak lambalarımızı kullanabilirsiniz. Dikiz aynamız otomatik kararan dikiz aynası özelliğine sahip. Yani gece sürüşleriniz arkadan bir far vurması durumunda kendi kendine kararma özelliğine sahip. Bu arada ek olarak alt paketin, videomuzun başında bahsetmiştik. Alt paket, üst paket farklılıklarından sizlere bahsedecektik. Üst paketin artıları neler? Kablosuz şarjdan az önce bahsetmiştik. Kablosuz şarj özelliği sadece Steel pakette bulunuyor. Advanced pakette bulunmuyor. Ses sisteminde farklılık var iki paket arasında. HRV modelimizde bakın hemen şuradan da göstereyim. 10 hoparlörlü premium ses sistemi var. Steel pakette, Advanced pakette bu 6 hoparlöre düşüyor. O bilgiyi vermiş olalım. Ses sistemi farklılığı var. Onun dışında aktif viraj aydınlatması var Steel paketimizde. Yani karanlık yollarda dönüş yaptığımızda aydınlatmayı biraz daha genişleten bir özellik. Bu yine Steel pakette bulunan bir özelliğimiz. Onun dışında tavan rayları yine farklardan biri.
Tavan rayları sadece stil pakette bulunuyor. Advanced pakette bulunmayan özelliklerimizden biri iç krem detaylar. Aracımız içerisinde görmüş olduğunuz bu iç krem detaylar, koltuk döşemelerinde ve aracın göğsünde ve kapılarında yer alan krem detaylar Advanced pakette siyaha dönüyor. Bir de şanzıman çevresindeki şu turuncu dekorlar ve direksiyon içerisinde bulunan turuncu dikişler, gördüğünüz gibi bunlar Advanced pakette bulunmayan özelliklerimizden biri. Ek olarak Advanced paketimizde bir de siyah tavan, yani dış kısımdan görebileceğimiz siyah tavan seçeneği, yani çift renk seçeneği dış görselde sadece Advanced pakette bulunuyor. Stil pakette siyah tavan seçeneği bulunmamakta. Aracımızın iç aydınlatmalarından bahsetmiştik, ön kısımdan bahsetmiştik. Arka tarafı da es geçmeyeyim çünkü arkada ince bir detay ama benim çok hoşuma giden bir detay. Arkada oturanlar için tabii ki bir aydınlatma var. İki tarafta da, bakın şurada ve diğer tarafta. Burada şöyle bir hissiyat var. Bakın şöyle dokunmatik. Şöyle kullanımı çok pratik, güzel bir özellik ve LED düşünülmüş. Şöyle dokunduğunuzda tekrar kapanıyor şeklinde. Hissiyatı inanılmaz güzel. Arkada oturanlar için de bu şekilde bir aydınlatmamız düşünülmüş. Ek olarak aracımızın torpidosu da hani merak edenler için hacim olarak bu şekilde. Çok aşırı devasa değil, küçük de değil. Gayet yeterli bir alana sahip. Bu noktada anlatacaklarımız bu kadar diyerek videomuzun sonuna doğru gelelim. Es geçtiğimiz mutlak özellikler olabilir. Çünkü videolar çok uzuyor. Yani çok detaya girdiğimiz zaman videoyu çok uzatmak istemiyoruz. Çok sıkıcı hale gelmesini istemeyiz. Merak edenler için güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Yine bizim es geçtiğimiz veya aklınıza takılan bir şey olursa videolarımızın altına yorum atarak veya WhatsApp iletişim hattımızdan da bizlere sorularınızı yönelterek cevaplandırmaya çalışacağımızı buradan söyleyelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.